18 yıl önce teslim ettiğimiz mezar taşlarımızı bugün büyük bir kısmını aldık. Bu bizim için çok önemli bir gün. Biz yıllar önce dergahın kapısını açtığımızda bir çaydanlıkla, küçük bir tüple yaptığımız o çayın tadı hala damaklarımızda duruyor birkaç arkadaşla beraber. Bizim için çok önemli bir gündü. Ama bugün o önemli günlerin daha da ötesine geçerek mezar taşlarımızı almış olmamız açıkçası Karaağaç Dergahı'nın tapusunun yarısını şu anda almış olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim için çok önemli bir gün. Tüm Türkiye'deki Alevi yurttaşların açıkçası gözü aydın olsun istiyoruz. Çünkü artık Karaağaç Dergahı'nın kendine ait olan mezar taşları olması gereken yere taşınmış durumda büyük bir kısmı. Diğer geri kalan kısımda yazılı mezar taşlarımızı da alacağız. Çünkü bugünkü araçla alamadık onları. Karaağaç Dergahı, Hacı Bektaş Dergahı'nda eşgüdümlü çalışan bir dergah. Önemli bir dergahımız. Bunun burada hayat bulması, buna hayat bulmasına katkı sunan tüm canlarımızın hepsinin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şu anda bugün bizi burada yalnız bırakmayan, özellikle Garip Dede dergahımızın başkanı, şu anda da milletvekilimiz olan Celal Fırat dedemize ve diğer canlarımıza hepsine saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Umut her zaman var. Bir, burada kapıyı açtığımızda içtiğimiz çay. İki, bugün burada mezar taşlarımızın taşınması. Üç, inşallah daha büyük bir müjde olacak. İnşallah. O müjdeyi şu anda sadece taşıyoruz. Canlar, biliyorsunuz 2002 yılında başladık. Aşağı yukarı 22 yıl olmuş buranın mahkeme sürecinin. Hala mahkemelerimiz devam ediyor, bitmiş değil. Ama son yaşanan mahkeme oldukça bizim lehimize çok önemli bir karar. O kararı şu an paylaşmak istemiyorum. Önemli bir karar şu anda bizim lehimize geldi. Yıllardır buranın hakikaten bizim için yerin altındaki bir hazinenin, bir mücevherin yer altına, yer üstüne çıkması gibi önemli bir değerdi. Bunu çok şükür şu anda bu kazanım hakikaten tam anlamıyla gerçekleşmemiş olsa da büyük bir kısmı yerini buldu. Yıllardır bu dergahla ilgili yaptığımız çalışmalar, mahkemeler, kapının açılması çok uzun bir aşama oldu. Ama bu aşamalar hakikaten tüm Alevi yurttaşlarımızın katkısıyla gerçekleşmiş oldu. Her bir canımız, özellikle 12 imamlar orucunda bizi hiç yalnız bırakmadılar. İlk kapının açılmasına onlar sebep oldu. Binlerce insan buraya 12 imamlar orucunda ziyaretçi olarak geldi. Ve bu insan akışı bu kapının biraz daha açılmasına, açıkçası hızlıca açılmasına katkı sundu. Çok zor bir süreçti. Kaza esnası çok zordu. Sürekli bir şekilde günlük olarak ya polise gidiyorduk ya zabıtaya gidiyorduk. Bölge insanı sürekli buradan şikayetçiydi. Hem yerelde, hem özellikle belirtmek istiyorum, hem yerelde hem merkezde hükümete karşı mücadele etmek gerçekten çok zor. Ama biz hem yerelde hem merkezde hükümete karşı gerçekten büyük bir mücadele ettik. Tüm Alevi cemevlerimiz, dergahlarımız, demokratik kitle örgütlerimiz bize katkı sundular. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kolay bir süreç değildi. Ama bence mezar taşlarının artık buraya gelmiş olması, bu saatten sonra bence hiç kimsenin yapacağı bir şey kalmadı diye düşünüyoruz biz Alevi canlar olarak. Karaağaç Dergahı 2. Beyazıt, önce 2. Padişah Beyazıt tarafından kurulan bir vakıf. Daha sonra 3 kez yıkılıp 4. kez hayat buldu. Şu anda 4. yılı, 4. kez hayat bulmuş olması. Bunu da biz Alevi Bektaşi Eğitim ve Kültür Vakfı'na kısmet oldu. Biz arkadaşlarımıza kısmet oldu. Ne güzel oldu ki yeniden 4. kez hayat buldu. Bu 4. kez hayat bulması, bu yüzyılda gerçekleşmiş olması, 500 yıl önceki bir dergahın hakikaten uzun bir süre sonra tekrar yeniden Alevi gelenek ve göreneklerine göre hizmet etmiş olması, bu hizmetlerin burada yapılıyor olması Aleviler adına önemli bir çalışma. Teşekkür ediyoruz tüm emeği geçenlere, tüm yönetim kurulu üyelerimize, Adil Baba'ya, özellikle Kazım Güvercinoğlu arkadaşımız yanımızda. Kaza esnasında hiç durmadan sürekli bir şekilde 24 saat neredeyse burada katkı sundu.
Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Emeği geçen her canımıza, her Alevi yurttaşımıza, her çağdaş, demokrat, aydın, sünni yurttaşımıza katkıları için var olsunlar. İyi ki var. İyi ki Türkiye'de sağduyulu insanlar.